İnsan alamdan öterken elbette bunu abarıp tezlik bile defın kılıçlık bizim vazifemiz. Mumun Müslümanlar barıp kabristan'a uzunun kadırdanını konuştuğu bu bizim triglerini, burçumuz, mayitlerimizi bizdeki hakları. Ana şunun için ham her bir mumun Müslüman azizler defın kılıç, mayit yuvuş, kefenleş kebe işlerini organik koyuş gerek. Bir cenazeye vardım. Anca bulduk bir cenazeye varganımda. Cüdeyem uzağa oturup kaldık. Ne kadar vakti ötüp getip kaldı. Ben soradım ki ne bunda böyle yaptı? Hem üçün çözülü yaptı. Vakti belgilen geldi desem. Cenazede toplanganlar içinde aksakalı gelip şu gassal yok. Mayit yuvucu yok. Kefenli uçu yok. Kütüp kaldık şimdi. Bu Müslümanlar cemaası yaşaydıgın, mahallede eğitiladıgın yapmazdı. Oza aslında dünyada da biraz cahide gassal degen nersi bu muydu? Doğru Araplarda mesela Saudiye'de mağsala deyip koyadı, gusul kulu durup mayitlerine şu dafın kıladıgın cahide var, bu mahsus. Lekin aslında mumun Müslüman hemi biliş gerek bu işini. Otanı ilacı borca farzatlar özleri yuvup kefenleş gerek azizler. Çünkü bu nazik mesele, bu nazik iş farzın en ahırı geçe bana şu işini kılıp verişliği gerek. Ahırı geçe farzınlık burçunu ada kılış gerek. Bundan korkadığın neresi emez. Lekin bunu organiş gerek. Çünkü köp cahilerde o şey gassallar, kefen kılıçlar o da murakkeplaştır orarken. Adamlar öyleydi ki bu cüde katta bir tadbir. Bunu bilmezsem otamge, akamge, cigarımge zarar koyamam de. Bu aslında bir çömültürüp koyuş kalas, mürekkep narsamaz bu. Yakşılar o şey hamma cahini çırayla kalıp su tekkiziş gerek, kereb olsa savunlasın, şampunlasın. Bola uğradı, hamaz ki ruhsat, muattar kılış gerek. Fakat mayitini kıynamagan halde. Çırayla kılıp aldın taharat ayızdırıp, fakat yine ağızların çaykamaydı, burunlarına çünkü su alış imkaniyeti yok. Mayitlik bilen kollarına o şey kol kapını takıp, avrat joylarını bekitip, çırayla kılıp, pakize kılıp, çömültürüp koyuştuk bu mürekkep narsa emas. Nima uchun farzandlar qilishligi kerak? Çünkü aslında o şey mayitini gusul kıldırgan adam mayitini holatini taşkarıya çıkıp aytishlik xiyonat hisoblanadi. Palonchini yuvayotganimizda ko'rinishi o'zgarib ketdi. Unda o'shinga qaraman baho beradiganlar bor. O'zini hali nima holatda bo'lishini bilmaydi, Xudo biladi. Lekin chiqib aytadiki, palonchini deydi, qarang gunohkor ekan, yuvayotdik, u bo'ldi, bu bo'ldi deb mayitni holatini aytadi. Uyalish kerak Allohdan. Jon berish oson narsa emas. Jon berish oson narsa emas. Hamma kasal bo'ladi, har xil holatda bo'lishi mumkin. Ana o'sha yerdagi sir va asrorni bekitib turishlikka harakat qiladigan yagona farzandlardir. Ana shuning uchun iloji boricha o'rganishimiz kerak buni yoshlar. Kafanlash, dafn qilish marosimlarida ishtirok etib turish kerak. Albatta buni g'assol bo'lishligi ma'qul, lekin hamma bilishligi lozim. Bitta odamga o'ziga qo'yib qo'yish kerak emas. Ana buni biz o'rganib mayitni g'usli uni kafanlaganimizdan keyin janozani o'qiymiz. Har kim o'ziga savol berish kerak. Kim nechta odam janoza duosini biladi? Ko'pchilik mayitni masjidgacha olib kelib turib, mayitni qo'yib qo'yib tashqarida namoz o'qimasdan turadi. Jumalarga kelganda ham qo'yib qo'yadi-da o'zi turadi. Janoza qilganda saflanadi. Kimda tahorat bor, kimda tahorat yo'q? Aslida janoza ham, namozi ham bu ibodat bo'lganligi uchun tahoratli bo'lishligi kerak. Va janoza duosini har birimiz o'rganib qo'yishimiz kerak azizlar. Hozir o'rganish murakkab emas. Hamma kitoblar chop etilyapti, hamma narsa bor, lekin o'sha duolari bilan, qalbi bilan o'qiydigan o'sha yaqinlarida. Ana shuning uchun buni albatta o'rganish kerak. Alloh biladi, ertaga nima gap, nima so'z. Har birimiz bu narsani bilib qo'yishimiz kerak. Janozani o'qib bo'lganimizdan keyin albatta borib dafnni tezlashtirib, borib dafn qilishimiz kerak.